İnsanın vicdanı asla insanı rahat bırakmayabilir. Özellikle bir vicdan azabı çekiyorsak, kendimize herhangi bir konuyla ilgili suçluyorsak, bu bizim vicdan azabımızla ilgili bir konudur. Aslında birçok insan suçsuz olduğu halde vicdan azabı çekebilmektedir. Ama en kötüsü de suçlu insanın çektiği vicdan azabıdır. Birçok yanlışımızı belki çevremizdekiler bilmezler ama biz onu biliyorsak, bundan dolayı vicdan azabı çekiyorsak, bu hayattaki en büyük acılardan biridir. O yüzden böyle bir vicdan azabı varsa biz bunu çözemiyorsak önce yakınlarımızla paylaşalım, onların fikirlerini alalım. Ama bu da bir işe yaramıyorsa o vicdan azabının artık gereksiz bir kendimizi yaptığımız üzüntü olduğunu unutmayalım. Çünkü belki bizim vicdan azabı çektiğimiz şey gerçekten vicdan azabı çekilmesi gereken bir şey değildir. İşte çocuğumu üzdüm, eşime kötü davrandım, bunlar bende vicdan azabı yaratıyor. Her zaman geri dönüp bunu telafi edebilmenin yoluna bakmalıyız ama bunu yapıyorum gene geçmiyor mu diyorsak da bir psikolog yardımı bizi vicdan azabını en azından hafifletmeye faydalı olacaktır.